Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Bir kere olur ya bir aksilik olur. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, mutlu olun, sağlıklı olun, sevdiklerinizle olun. Mutlaka sevdiklerinizi ziyaret edin. Anne babanızın mezarlığı varsa dedenizin, büyük dedenizin de mutlaka ziyaret edin. Yalnız bırakmayın. Büyükleriniz varsa ziyaret edin. Küçükler de size gelirler artık. Ben de buradan hani küçükler size gelirler derken büyükler açısından söylüyorum tabii, ama büyükler olarak söyleyeyim. İster küçük olun, ister büyük olun, ama bayramı bayram tadında yaşayın sevgili izleyiciler. Bugün çok şey konuşacağız ama seçimlerden önce özellikle bir şeyin altını çizmiştik. Bu seçimin bir 28 Mayıs ve 14 Mayıs seçimin, yani 31 Mart seçimlerinin rövanşı olduğunu söylemiştik. Bir referandum olduğunu söylemiştik ve sonuçta öyle çıktı. Ve yine demiştik ki bu seçim sonrasında Türkiye'de siyasi depremler olacak. Birçok siyasi parti belki kapanacak. Birçok siyasi parti birleşecek. Birçok siyasi lider tarih olacak, bırakıp gidecekler demiştik. Ve bunun bugün ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. 31 Mart seçimi Türkiye'de bir siyasi deprem. Bunu görmek gerekiyor. Hem iktidar için siyasi bir deprem, aynı zamanda muhalefet için de bir siyasi deprem. Diyeceksiniz ki hangi muhalefet için? Tabii ki kaybeden muhalefet için. Başta kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bunu söyledikçe Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları bana saldırıyorlar. Alevi düşmanı, Kürt düşmanı, Tunceli düşmanı, senin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alıp veremediğin nedir diye. Ya ne olacak Kemal Kılıçdaroğlu'ya? Babamın oğlu değil, düşmanım değil ki düşmanlık şeyini de, ziynetini de kabullenenlerden birinin. İnsanlar düşmanı falan yoktur. Dönemseldir her şey. Ülkeler içinde yoktur, insanlar içinde yoktur kısacası. Geçmişiyle hesaplaşamayanların, geçmişe takılı kalanların, ister aile içerisinde olsun, ister arkadaşlık ilişkileri, dostluk ilişkileri içerisinde olsun, isterse de siyasette olsun, düşmanlık olduğunu kabul edenlerden değilim. Sonuçta bugün Akşener aday olmayacağını açıkladı. Hangi yüzle aday olabileceğini söyleyebilirdi ki? Halbuki aynısını Kemal Kılıçdaroğlu yapsaydı bugün tarihteki saygın bir siyasetçi olarak yerini almış olacak. Aynı zamanda da gençlerin önünü açarak da yine çok önemli bir işlevi yerine getirmiş olacak. Yine bir başka olay, sorumluluğunu kabul etmiş olsa tarih onu aslında %48 ile Türk solunun, sosyal demokratların, Cumhuriyet Halk Parti tarihinin en başarılı siyasetçisi olarak bir kenara yazacaktı. Hem de Türkiye'nin çok değişik bir siyasi kesimlerini bir araya getirerek onu becermiş, başarmış bir siyasetçi olarak tarihteki yerini alacaktı. Onu yaptı, inatla devam etmek istedi. Devam edince de tarihteki kötü bir şekilde, hem de öyle bir şekilde ki itibarsız bir şekilde yerini almasına neden oldu. Yetmez. Yine 31 Mart seçimlerinde bir yığın bahanelerin arkasına saklanarak, aslında destek vermemesi ve özellikle şunu söyleyeyim, hem Özgür Özel'e hem Ekrem İmamoğlu'na destek vermemesi, her ikisinin de kaybetmesini istemesinden kaynaklı olarak da çöp oldu arkadaşlar. Çöp oldu. Kim neyi anlatırsa anlatsın. Meral Akşener de halbuki 28 Mayıs sonrası sadece Kemal Kılıçdaroğlu açısından değil, altılı masada bulunan tüm siyasi liderlerin istifa etmesi gerekiyordu. Şimdi onlar en şeyinden başlayalım. Demokrat Parti'nin genel başkanı da dahil olmak üzere, Saadet Partisi'nin genel başkanı da, Deva'nın genel başkanı da, Gelecek Partisi'nin genel başkanı da dahil olmak üzere, İyi Parti genel başkanı da, çünkü başarısız çıkmışlardı. Hep beraber istifa etmeliydiler. Keşke yapabilselerdi. Ama yapmadılar. Yapmadıklarının sonucunu da hep beraber yaşayacağız. Ya birer tabela partisi haline dönüşecek diğer siyasi partiler, liderler açısından da söylüyorum, ama gördüğüm kadarıyla yoluna devam